Onların endişe ve kaygıları yoktur. Kontrolsüz ne demek? Bu korku hissi çıktı. Allah yok, ahiret yok, hadiseler kendi kendine oluyor, tesadüfü oluyor. E burada katiyen ifade ediyor ki ayet, ehli dalalet de habire, habire esbaba hamlediyor. Müslümanlara o kadar ihanet ediyor. Anlattığın doğru ama o düzeni kuran ve onu kastedeni niye anlatmıyorsun? Büyük felaketler güler yüzlü intibalar doğurur. Müslümanın hiçbir kaybı yok. Bir tane söyleyin bana kaybı Allah aşkına ya. Ahbabın gittikleri alem karanlıklı değil. Ölen karanlığa gitmedi. Depremde ölen nereye gitti? Nereyesine? Cennete gitti. Sonuç mu bu? Sonuç. Tabiat perest öyle. Esbab perest öyle. Kendi kendin oldu diyen de öyle. Gömüldü gitti. Neresi mezarlık? Fayattı onun mezarlığı. Peki Müslümanın nedir fayatı? Elbiseyi çıkarıp ruhu cennete gitti. İstediğini seç. Öyle Allah bıraktı bunlara. Kainattaki tasarrufu bu zalimlere verdi. Bize de vurup da vuruyorlar. Öyle mi ya? Tetiği çekeni koyacaksın. Tetiği kim çekti? O zaman anlam kazanıyor. Allah saklıyor. Allah yaptı demiyor. O Allah varsa şehit var. Allah yoksa şehitlik yok. Hiç değil, Hiç değil gitti. Zulüme bak. Ama ben bu Türkiye ve dünya Müslümanlar adına seviniyorum. Herkesin seferber olması bir intibahdır. Bir sadaka makbul eder ki işaretleyeceğiz de yerin dibinde öyle bir maden çıkacak ki diyor. i̇ttiyat İslam'ın mukaddemesidir. Büyük bir sadaka büyük bir sonucu iktiza eder. La ilahe illallah ve ahtehû la şenî Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyûn la yemut. Bidinu hayr. Ve huve alâ şeyin kadir. Yuhyi ve yumit. Öldüren kim? Deprem. Öldüren kim? Kanser. Öldüren kim? Kalp krizi. Yok. Allah ben yapıyorum diyor. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebbeha lillahi ma fissemavati vel ard ve huvel azizul hakim. Lehum nulkus semavati vel ardi yuhyi ve yumit ve huve ala külli şeyin kadir. Sadakallahul azim. Bugün depremin 3-4 gün değil mi? 3. Gün. Şehit olanlara Cenab-ı Hak ihsanını bol etmiş. Hazinesini açmış. İhaleyi çıkarmış yani kısacası. Fani malları bekaya teptil edildi, bedellendi. Ömürleri şehit oldu. Ölmemek için öldüler. Şehitlik sistemi tuhaftır. Niçin ölmek ister Müslüman? Ölmemek için. Onun için ölmek ister. Şehitlik sistemi tarifi bana göre böyle. Ee, ölmemek için Ölme sistemin adıdır. Ölümden korkanın ölümü sevmesidir. Bu herkese nasip olmaz. Allah'ın ihalesini kazananların özelliğidir. Ben ihale diyorum genel olduğu için. Ee, şehit gitti, ölmedi kardeşim. Ölen kalanlardır. Ölecekler yani. O ölmedi, ölecek biziz. Ölecek biziz yani. Onların endişe ve kaygıları yoktur. Biz kendimizi onların vücudunda tahayyül ediyoruz böyle... Mesela bir misal vereyim başımdan geçen bir hadise. Bir maucu sormuştu bana ateist. Allah merhametlilerin en merhametlisidir diyorsunuz da Allah eşeğe niye yük taşıttırıyor? Dedim ki eşeğin fıtratı ve cismi bundan memnun olacak bir şekilde yaratılmış. Sen üzülmenin sebebi eşeğin cesedine ruhunu soktun. Bakıyorsun Allah'ım ben bu ruhla bu nasıl taşıyayım? Kendini eşek yerine koyduğun için Üzülüyorsun. Oysa her fıtrat yaratılışına uygundur. Biz yanlış yorum diyoruz. Nur iman sahipsizliğini ortadan kaldırandır. Nokta istinat var ya böyle dayanmak noktası. Onu temin etmektir. Allah ve ahiretle ümitli yaşamanın adıdır. Nur iman. Nur imanla bakarsan yani onun dışında olmaktır. Hadisenin dışında. Hadisenin içerisine girenin, hadisenin içinde yaşayanın balon gibi onun altında ezilir. Bu manada korku hissi nedir onu tanımlamaya dair gece kalbime gelen tarifini yapacağım size. Korku nedir? Korku hissi ömrümde böyle ben bir şeyi ne duydum ne duyacağım zannetmiyorum ne de benim alemimde böyle aklım ve kafam benim kafam basmaz. Ben o kadar akıllı bir insan değil. Bir şeyim varsa buna sadığım misali. Ölüm korkusunu yani korku hissini tanımını yapayım. Edebi cümle kuruluşunu edebiyatçılara bırakacağım. Bu arada da çok e, mükemmel bir panik atağın da tarifi çıktı. Diyor ki: "Hiçbir şeyi kaybetmeyecek gibi yaşayanın her şeyi kaybedecek hissine girmenin, kapılmanın adıdır korku." Bir daha öyle yaşıyor ki hiçbir şeyi kaybetmeyecek gibi, hiçbir şeyin sahibi değilmiş gibi, hiçbir şeyin sahibi olmadığını ve hiçbir şeyi kaybetmeyeceğini zan edenin her şeyin sahibi ve her şeyi kaybedecek, kaybedecek zanına, vehmine, atmosferine girme andaki haletinin adı ölüm korkusudur. Öyle bir yaşıyor şey ki hiçbir şey mi yok? Kaybedecek bir şeyim var mı? Bu gaflet aynı zamanda. Allah'tan kopuk. Gaflet nedir? Hiç kaybedecek bir şeyim yok. Kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını kaybedecek ve hiçbir şey elinde olmadığını. Hiçbir şey elinde yok ki kaybedeceği olsun. Korku ne yaptı? Her şeyin sahibi olduğunu. Bak kızım varmış, oğlun varmış, hayatın varmış, nefes alıp veriyorsun. Paran varmış, karyen var mı, makamın varmış. Allah var, ahiret var. Ben niye yaratıldım? Vazifem acaba neydi? Anda uyanmalarının adıdır. Aya, anda, anda farkındalığın olmasıdır. Korku farkındalığı sebep olur. Farkındalığın kendisidir. Hiçbir şeyim yokmuş gibi, hiçbir şeyin sahibi değilmiş gibi yaşayanın her şey sahip ve her şeyi kaybedecek farkındalığının uyanmasıdır. Ölüm korkusu. Kontrolsüz olursa doktorum Panik ataktır. Kontrollü olursa bu ne işe yarar? Kemalat insaniye ve makası da hayr-i külliye vesile olur. Yani bu nimettir, topraktır. Toprak ne demek? Ağacı bitiren zemindir. Bu his duygularımızın inkişaf etmesine, fikirlerimizin, anlayışlarımızın neş nemasına sebeptir. Yani o korku hisiyle besleniyoruz. Korku hisiyle kul oluyoruz. Korku hisiyle kul oluyoruz. Korku hisiyle namaz kılıyoruz. Korku hissiyle haram yemiyoruz. Korku hissiyle çalıp çırpmıyoruz. Korku hissiyle kendimi merak ediyor. Bak görüyor musun? Korku hissi aynı toprak gibidir. Biberi de büyütüyor, kavunu da büyütüyor. Acıyı da tatlıyı da. Kontrolsüz ne demek? Bu korku hissi çıktı. Allah yok, ahiret yok, hadiseler kendi kendine oluyor. Tesadüfü oluyor. E, bu, bu, bu gırdapta olan adamın hali. Neye benziyor? Depremi tesadüfen sırf madenlerin hareketine veren adamın malı gitti ne işe yaradı? Hiç. Öldü ne işe yaradı? Hiç. Ama Müslüman malı bir kabuldu, hayatı şehit oldu. Kaybettiği ne var ki? La kardeşim sen kendini düşün, kendini ben nasıl öleceğim? O adam şehit oldu. İmanı olan hepsi şehit oldu. Ben ne yapacağım? Ben benim kalan ne yapacak? Allah'a depremi Allah'a vermesen malı gitti. Neye gitti? Gitti işte. Adam vefat etti. Ne işe yaradı? Hiç. Müslüman nazarı olursa malı gitti. Sadaka, zekat, beka. Allah fani binaya bedel saray yaptı ahirette. O uyku anındaydı. Bir anda gitti. Hiçbir şey bile duymadı. Sen düşünerek azap çekiyorsun. Onun böyle bir düşüncesi yok ki. Öyle bir şeysi yok ki onun. Şehit edemiyor mu ki? Ölü demeyiniz. E biz öldürüyoruz. Ya Allah diyor ki öldü demeyiniz. Sen öldürüyorsun. Onu öldürdüğünü zannediyorsun aslında kendine ağlıyorsun. Ben kendime ağlıyorum. Ölüm o işte bu korku intibaha vesile ise, uyanmaya vesile ise, sebep olduysa toprak gibi insanın fikirlerin, duygularını inkişaf ettirme malzemesi olur. Yoksa hiçbir işe yaramaz. Vurdu tarihte böyle bir deprem oldu, kayboldu gitti. E ne oldu, ne işe yaradı? Malın gitti. Bakın imansızın, ateistin Sif olayı madenle izah edenlerin sonucuna bakın. Malı gitti. Niye gitti ya ne işe yaradı? Devlete uygulasak külli bir sadakası olduk devletin. Külli hükümetin, toplumun, hamiyetlilerin külli bir sadaka. Hepsi seferber olan külli bir sadaka. Sadaka nerede bulacağım öyle? Neyle sadaka? Hissi bir sadaka, fikri bir sadaka. Ta içerden ihlaslı bir sadaka. Ya çamaşır mamaşır işte ekmek, tişört, kazak, battaniye bir şey değil. Esas ona karşı insanda bir hamiyet, külli bir sadaka, devletin sadakası olduğu, milletin sadakası olduğu, kefaret yüzünüp oldu. Başka devletimize ne şey var? Hani bu sadak olmakla beraber beşer elinin ulaşamayacağı yerin en en diplerdeki madenleri insan gelecek nesillere takdim etmek için aşağıdaki madenlerin yukarıya çıkartılıp insanlığın istifadesine vesile olmaya vasıtadır. Ki işaretleyeceğiz da yerin dibinde öyle bir maden çıkacak ki diyor işaretleyeceğiz da o madenlere ulaşıldığı zaman insanoğlu çalışmaya ihtiyaç kalmayacak diyor. E nasıl çıkacak? Ahir zamanda Mehdi'ye yerin altındaki madenler ona takdim edilecek diyor. Acayip, acayip acayip şeyler var. Şimdi nur-i imanla ama anlaşılır bunlar. Bak bir daha. Üç defa söylemiş oluyorum. Benim en kutsadığım, kutsiz şey yaptığım. Bir, e, kader risalesiyle misal vereyim. Ben tetiğe tüfeği aldım. Depremi anlatıyormuş. Tüfeği aldım. Adamın şanı aldım. Adamı vurdum. Öldü. İki türlü izah var bunu. Bu adam nasıl öldü? Tetik iğneyi indirdi. Kapsüle vurdu. Kapsül patladı. Önündeki barotu yaktı. Yanan şey genleşir. Arkaya gelemedi. İleriye gitti. Önündeki kurşunu, dökülmüş kurşunu ileriye getirdi öldürdü. Öldüren kim? Yok. Tetiği çeken? Yok. O adamın hukuku ne oldu? Öldürüldü mü öldü mü? Öldü. Mastar oldu. Hiçbir şey yaradı mı yok. İkinci bakış tetiği evet bu anlattığım düzenek doğru. Bu adamın ölmesi tetikle iğne ileriye gitti diyor diyoruz o tab tabancanın şey horuzu İneği ileri itti kapsulu ateşlendirdi Barot yandı yanan Barot genişledi. gitti öldü düzenek doğru mu doğru tetiği çekeni koyacaksın tetiği kim çekti o zaman anlam kazanıyor Evet anlattığınız madenler diyor risalede madenlerin hareketi doğru mu doğru madenler hareketi ama o tetiği çeken bu düzeneği doğru anlattın ama tetiği çeken Ozan hiçbir şey aramadı. Bu adam öldü. Hakkı ne olacak şimdi? Tabiat tesadüfen madenlerin hareketiyle bu kadar insan öldüyse... ...bunlara bir merhamet mi ettin sen şimdi? C cennete bile koyamadın. Ne oldu adamlar? Tesadüfen fay hareket etti. Öldü gitti. Bu ölenlerin karı ne? ne? öldü ki? Ne suçu vardı? Ben cevap vereyim mi ne suçu vardı? Allah ihale çıkarttı. Cennete koydu. Sen koy bakalım. Tesadüfen dediğin zaman... Yani ona bir ücret verdin mi? İmansızlık ne kadar kötü bir şey ya. Allah kimseyi imansız etmesin ya. Düzenek doğru. Tüfeğin iğnesi gitti. Kapsülü patlattı. Şey ateşlendirdi. Barut yandı. Yanan barut genişledi. Kurşunu da itti öldü. Kim öldürdü? Ya kardeşim ne kim öldürdü ya. Tüfek işte. Tüfekten çıktı ya. Tüfekten çıktı öldü. Niye bu deprem oldu? Ma ma patladı oldu kardeşim ya. Fay attı aktif oldu öldü işte oldu. Five, six, ne, sen ne arıyorsun? Ne sebep arıyorsun ya? E tüfeğin doğru. Bu tüfek kurşun niye çıktı? Vallahi iğne vurdu. Böyle oldu işte. Düzenek doğru. Düzeneği doğru anlatıyorsun. Ama düzeneyi kuran, düzeneyi kuran bu tüfeği kuran nişan alan ve kast eden ki peki sonucu söyle bana sonuçtan süreci takip edelim. Öğlene bir şey verin. Ölenin hakkı yok mu? Ölenin hakkı var. Niye öldü? Maden, madenler mi katil? Ne yapacağız bu adam? Ateist buna bir sonuç veremez. Ama İslam anlayışı malını fani mal beka buldu. Oo, evine mukabil saray oldu cennette. Ömrüne bedel fani ömür. Nasıl geçi belli değil. Allah iman şart koştu. Diğer hiç ameli de hesap yok. Oruç mu tuttu, namaz mı kıldı bilmiyor. İmanı varsa tak diye cennet. gördün mü şu mükafat? kaybettiğine bak aldığına bak. Ateistlik? hiçbir karı yok. Hiçbir karı var mı? Hiçbir karı yok. Ondan sonra bir de ne diyorsunuz? Fa Fantastik mi? Böyle vehim böyle. Bir de o soruya cevap vereyim sonra bunu okuyacağım. Onu da cevap vermeden duramıyorum ya. Yok. insanlar enerji enerjiyi stratosfer mi? Oraya gönderiyor. Tamam. Oradan aşağı gidiyor ve madenleri Amerikan gemisiyle şunları yaptı. Kardeşim bunlar Hollywood filmlerinde olur. Bunlar Müslümanları köleleştirmek için, kaplerine yeyi satmak için üretilendir. Bilerek veya bilmeyerek şuursuz bir psikoloji silahtır. Allah ayetinde diyor ki: İza zulziletul erdu zilzalaha ila aye. Ustadımız orada diyor ki şu sure katiyen ifade ediyor ki katiyen Bak ne ifade ediyor? Küre Arz hareket ve zelzelesinde vahiy ve ilhama mazar olarak emir tahtında depreniyor, bazen de titriyor. Burada israfi kelam yok. Katiyen diyor ki ayet İza zulzilatül erdu zilzala ve akhrajatül erdu o ve erdu bu aynı zamanda ahireti anlatıyor. Bu mananın sureti ise yerin altındaki madenlerin dışarıya çıkartılacağını anlatıyor. Ve kalen insanım mala ne oluyor ya? Tamam derken içini aynı zamanda madem. Şimdi burada çok korkunç bir nazmi mani var. Nazmi mani ne diyor? Bir, o şey cevap vereyim Amerika mı? Amerika yapsaydı kendi alehlerinde olan Gölcük depremine engel olurdu. Gölcük depremi, Gölcük depreminde bin sene İslam'ı bitirdik diye yapılan bir toplantının dibe, dibe gitmesi. Gölcük. Yani onların aleyhindedir. Amerika bunu yapabilseydi Afganistan'da mağlup olmazdı. Amerika oradan defoldu gitti. Amerika bunu yapabilseydi Irak'ta mağlup olmazdı. Irak'ta galip. Irak'ta galip değil hainler de teslim etti devleti. Amerika galip olsaydı siz zannediyor musunuz Azerbaycan-Ermenistan savaşıdır. Amerika kim var ise Azerbaycan-Ermenistan arasında... Orada İslam'ın nurunu söndürenler hep Ermenistan'ın tarafındaydı. İslam'ın ne şu namazı için Azerbaycan'ın yanındaydı. İki teknoloji çarpıştı. Ermenistan'da Fransız teknolojisi, Rus teknolojisi, Amerikan teknolojisi, İsrail teknolojisi. Hatta İsrail'den aldığı o insan hava araçlarını Azerbaycan'ın sonra kullanmadı. Çünkü aleyhine kullanmaya başladı. Ama bir Türk vardı Türkiye teknolojisi. Bir de bu teknoloji vardı. Ne yaptı? Tarihte gözükmemiş savaş teknolojisini değiştirdiler. Rus generali diyor ki zannediyor, zannettim ki diyor sosyal medyada Türklerin çocuk oyuncağı şeyi gibi diyor tanklar uçuyor. Hadi canım böyle bir şey mi olur teknoloji? Bunlar sanal suni <laughs> Televiz şey, bilgisayar ortamında yapıldı. Kesinlikle inanmadım diyor. Çünkü niye? Irak-İran savaşı 8 sene sürdü. Irak'tan 54 tane, İran'dan 63 tane tank gitti 8 senede. 40 küsür günde 3874 tane tanki gitti adam. Bu oyuncak gibiydi. Artık teknoloji savaşı İstersen 50 tane uçak gemin olsun. İki tık elektronikte gelişmişsen hepsi de model. Onlar Hollywood filmlerindedir. Ey onu soğuk propaganda yapanlar. Yok mama tabakasını aktif etti de aktif, aktif etseydi şeyde ederdi. Bu devletlerde Azerbaycan'la yapardı. Afganistan'a yapardı. Gölcüğü engel olurdu. Gölcük onların aleyhindedir. Bak niye oraya vurdu. Bin sene daha bu Kur'an'a kalkamaz dedi. Dedikleri anda oluyor. Burada katiyen ifade ediyor ki ayet. Eğer Ahmet'e Mehmet e Amerika'ya ve tesadüfe verirsen ölünün hiçbir hakkı yok. Ayet şu süre katiyen ifade ediyor ki küre arz hareket ve zelzelesinde. Hareketi ayrı zelzele. Şimdi size söyleyeyim. Birisi vahi, birisi ilham. Şimdi bana bir topaç verin. Ucuna ipi bağla. Döndür, 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 döndür. Topaç döner mi? Güneş öz kütlesi yoğunluğuyla dünyayı kendisine çekiyor. Güneş. Dünyayı kendisine. Buna merkez çekimi kanun ilahisidir. Merkezi çekim. Yoğunluğu yüksek olan, yoğunluğu küçük olanı üzerine çeker. Ama dönüyor 108 bin kilometre hızda gidiyor. Merkezden kaçıyor. Merkez kaç kuvveti var? Merkezi çekim, merkezden kaçım kuvvetinin sıfırlandığı zaman dünya 108 bin kilometre hızla dönüyor. Buna ne deniliyor? Deprem, depreniyor. Deprem, deprem değil. Deprem mim değil. Depren nun. Bu hareket ediyor demektir. Dünya Allah'ın emriyle, vahisiyle dünya dönüyor. Altı yere vahiy var. Dünyaya vahyettik diyor. Semaya vahyettik diyor. Şeytana vahyettik diyor. Musa Aleyhisselam'ın annesine vahyettik diyor. Ee, Yusuf Aleyhisselam çocuk iken kuyuda iken kuyuda Yusuf'a vahyettik diyor. Arya vahyettik diyor. Yedi insana vahyettik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yedi tane. Arza vahyettik diyor. küre arza kim? Arzun müekkel melaikesi, malik. Hadiseler pardon. Onu İsrafil. İkinci şuada söylüyor. İsrafil. Bunun şey vücudu İsrafil. Vahyettik. Depreniyor demek deprem değil. Vahiy ile deprenerek hareket ediyor. Nazmi mani ile bak. Vahiy ediyor. Allah küre arza vahiy ediyor. Vahiy ile küre arza vahiy ediyor. Depren diyor. Biz neyi görüyoruz o sonucu? Dönüyor. Şimdi Allah içerideki madenleri diyor ki vahide sebep kullanıyor. Allah Mikail dünya. Şimdi Allah Mikail'i devre dışı yapıyor. Sebepli tecelliydi bu. Esma. Başka bir esma var. Direkt Allah tecelli ediyor. Esması tecelli ediyor. Ne yapıyor? Allah Küreyarza ilham ediyor. Küreyarza o fayatına ilham ediyor. Fayatı titriyor. Titriyor diyor. Depreniyor demiyor. Bak titriyor diyor. Dönme ile titreme farklı. Allah esbapsız Esma ile fay hatına ilham ediyor. ihaleye girenleri, ihaleye alanları fanimalı bekaya ömürleri şehit ediyor. Vahide devamlı dönüyor. E, Zelzele de ilham da e, ilham ediyor. Titriyor. Zelzele de bazen bazen diyor bak. Bazen de titriyor. Zelzele ne demek? Zel, zel. Bir şeyin tekrarı demek. Ves ves. Ser ser i gibi. Titreme bazen diyor bak. Ben uydurmuyor. Bazen titriyor. Peki bu dönmeye derse ne olur? Bazen dönüyor olur mu? Dünya devam dönüyor. Me değil doktorum. Nun. Depren nun. Gunnama. Vahiy ile depreniyor. Bize gözüken dönüyor. İlhamen bazen titriyor, bizde zel zel, zel zel aynı şeyin tekrarı demektir. Bir, nevi uya, insanı uyandırmak. İki, dehşetli tuyanında vazgeçirmek. Üç, tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak için. Bak niçin yapıyor? Bak madenler, Allah elmayı verirken ağacı kullandığı gibi yumurta verirken tavuğu kullanıyor seni yaşatmak için bu sebepleri kullandığı gibi seni uyandırmak için bunu kullanıyor. Hangi dört tane unsuru kullanıyor? Hava, hava unsuru, toprak unsuru, su unsuru, ateş unsuru. Şimdi Allah insanları uyandırmak için toprak unsurunu kullanıyor. E uyandın uyandın. Uyanmadınsa ama ehli dalalet de Ha Habire, habire esbaba hamle diyor. Müslümanlara o kadar ihanet ediyor. Ölenlere o kadar zulme diyor ki, ölenlere diyor ki sif madenle anlatanlar, Allah'tan koparmak ısrarla kopartanlar, Allah ile alakası yoktur diyenler, ölenlere o kadar zulme diyor ki şehidi gitti. Malı telef oldu. Bundan daha büyük zulüm olur mu? İsabet edene orada Allah'ı sakladıkları için oluyor dedim. Allah saklıyor. Allah yaptı demiyor. O olsa çünkü o varsa şehit var. O Allah varsa şehit var. Allah yoksa şehitlik yok. Hiç diye gitti. Zulüme bak. O ölmedi kardeşim teris oldu. Sa sana nedir? Bir. Uyandırmak, nevi insanı uyandırmak. 2- tuyanından vazgeç. Dehşetli tuyanından vazgeçirmek. 3- tanımak istemedikleri kainat sultanını tanıttırmak. Bak tanımak istemiyorsun ama el freni çek, takoz koy bir günde böyle çıkacaksın. Eğer böyle depreme maruz kalan insanlar veya diğer insanlar bir dışında bizim gibi olanlar şuuru uyanmak o zaman kazanımları çok olur. Ha estağfurullah der. Estağfurullah, tövbe, istiğfar, nedamete sebeptir bu. Yani geçmiş günahlarına tövbe etmek, başka bu tövbe. İstiğfar ise benim nihayetsiz istidatlarım vardı. Hepsi günahlarla veya kullanmamakla heba oldu mazide. 40 sene, ön sene daha yaşıyorum ama 40 senem gitti. Bundan sonra ne diyecek? Ya Rabbi o kullanmadığım hazinelerimi, sermayemi, istidatlarımı... Allah'ım onları varmış gibi yap. Pın adı yani böyle bir sistemin adı istifardır. Tövbe günahları temizleme sistemidir. İstifar olma mümkün olup da olamadığım o şamanevi şahsiyetlerimin olma haline deniliyor. Onun için 70 defa günde istifar etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam tövbe değil. Tövbe değil yani tövbe etmemiş. İstifar etmiş 70 defa. İşte bu. Ondan sonra alttakini bunlar ne yapmak istiyor? hikmetini, kudretini, adaletini, kayyumiyetini, iradesini, hakimiyetini yazmışsın bak. Yapmışsın çok güzel. Yani Risale'deki şekillendirmiş. Allah neyi göstermek istiyor? E niye kesilmiyor? Emsalsız kesilmeyen bir su ve hava elektrikten zelzele ve fırtınay ve harbi umumiği, umumi ve deşetli afatı ve nevi insan yüzüne çarparak niye devam ediyor? Gaflet devam ettiği için. Uyanıp tövbe ve istiğfar ederse kesilecek. Hala te sebaplere veriyor. Ya Rab, estağfurullah ya Rabbi. Engelliyorlar yani. Aslında engelliyorlar tabii. Bu tesadüfe vererek depremin devamını sağlıyorlar. Yani tesadüf Tamam arkadaşım tüfeğin düzeneğini doğru söyledin de bu tüfeği düzeneği kuran o five haddini oraya koyan o tüfeği o barutları sisteme koyan ve te, nişan alıp tetiği çeken yok mu ya? Yani biz tesadüfen miyiz? İşte bu tesadüfen diyenler yani ona, onu diyenler ne yapıyor biliyor musun? Depremin artçılarının devamına sebebiyet veriyor. Ha bak diyor ne diyor biliyor musun? Emsalsız. Dünyada emsali var mı bunun? 7.4, 7.7 artçı olur mu? Emsalsiz diyor. Bak söylüyor zaten. Emsalsiz bu. Emsali yok. 2. Kesilmeyen bir su ve hava elektrik. Emsali kesilmeyen yağmurlar, hadiseler, elektrik, kargur, ışıklar. Başka? Kesilmeyen zelzele, fırtına, umumi bir harpler de var. Umumi ve dehşetli Afatı nevi insanın yüzüne çarparak diyor ki bununla hikmetini, kudretini, adaletini Allah kayyumdur. Kayyumiyetini, iradesini, hakimiyetini pek zahir bir surette gösterdiği halde Allah ben hakimim diyor. Bak öyle. Ha niye oraya geldi? Onun cevabı da burada var da. Orası dindar olduğu için. Orasının insanların Usta diyor ki mağlubiyet gibi iken ve zındıka komitesi galip gibi iken oradaki dindar en dindar bölgemiz Anadolu'nun iken, mağlubiyet durumundayken Allah müsaade etmiyor. Bir de orada Allah çok değer verdiği için o günahlarını temizlettiriyor. Niçin? Mesela sokakta bir çocuk hata yapsa onun onda birini, üçte birini benim evde çocuğum yapsa ben çocuğumu döverim. Yani ufak bir hareket yaptığı kızıyorum evdekine. Sokaktakine niye kızmıyorum? Sev, onu çok sevdiğimden mi kızmıyorum? Evimdeki çocuğa tokat vurmam hiç sevmedimden mi? Ala kadar olduğumdan yapıyor. Tokat kime vurulur? Bak... Buraya vurulur. Maalesef sana vurabilir miyim? Uzaksın ama. Vurabilir miyim? Vuramam. Şimdi buraya vurur muyum? Ha. Tokat kime vurulur? Yakın olana vurulur. Allah ya yakın olana vurdu. Tabiat ne diyor şimdi madenler? Fay attı. Fay attı geçiyordu. Vay şöyleydi de Amerika yaptı da. Bir de bunun ehli dairete de şamar olduğunu söylemiş. Tabii. Ha ona ne diyor? Bak şimdi dün bir yerde iki ve üç kişiydim. Benle üç kişiydim. Şöyle dört. Üç kişinin yanındaydım. Ondan sonra öğle namazına kalkma icap etti. Bu mesele konuşuyorduk. Hani sureti var, hakikati nedir? Hasan kardeş sen de gel. Bunun hakikati nedir? Niye 100 sene, ne yüz sene, 500 sene demeyi? Eskiden beri bu böyle bir şey yok. Emsalsiz diyor zaten. Ben de orayı göstermiştim. Emsalsiz bu. Onlar Abdeste çıktıkları zaman öğle namazın abdestine ben de Kur'an'ı her yani oturuyordum. Abdesti vardı doktor ee, vesaire. Bir ye, başka bir yere geçince başka bir yere geçtim. Başka bir yer oradan çıktım. O mekanda böyle bir Kur'an dedim ya. Allah Allah hiç ilgimi çekti. Açtım 67. sayfa. Geldim söyledim de buldulara he. Sonra orada bir alet de varmış. Ömrümde ilk defa gördüm. Tutuyorsun hem süre okuyor hem meal veriyor. Nasıl bir şey ya dedim. O atsana onu. Aç oku. Sonra bak bu çıktı. Tevafuka bak. Ve mahis Allahu lladine amenu ve yemhagal kafirin. Ali suresi 141. Meali bir <laughs> de Allah iman edenleri arındırmak ve küfre sapanları mahvetmek için böyle yapar. Müslümanlığı arındırmak küfre sapanlara da böyle yaparım size. Yani tokat da burada Ehli küfre geldi. Ehli esas ona geldi. Ehli imanı zaten şehit yaptı. Zaten şehit yaptı. Ya Leo onlar aldı zaten. Benden daha piyangona vurdu. Benden daha kaliteli hayat yaşayacak. Şehit oldu lan. Daha ilerisi var mı? Ben uğraşıyorum. Ben beş vakit namazını Allah'ım şehit et. Hatta hadis var. Şehit olmamak yani şehit istememek münafıklık alametidir diyor. Ben beş vakit Allah'ım şehit et ya. Şehit ölmez ya. Ölmemek için ölüyor. Bir daha Şehitlik mi? şehit olmak için ölmüyor muyuz? Niçin ölüyoruz? Ölmemek için ölüyoruz. <laughs> Bu acayip bir şey. Ne dediğimi anlar. Pek zahir bir surette gösterdiği halde insan suretine bir kısmı ahmak şeytanlar ise külli işaret-i rabbaniye külli işaret-i Cenab-ı Hakk'ın işaretine oraya niye işaretine ve terbiye ilahiye karşı, Allah'ın terbiyesine karşı tabiattır. Bir madenin patlamasıdır, tesadüfidir, güneşin harareti elektrikle çarpmasıdır. Amerika şuayı göndermiştir. Amerika'da 5 vakit bütün 5 saat bütün makineleri durdurmuş. Kastamonu vilayeti cebinde ve havasında semayı kızartmış o kadar ufak yaptın ki sanki ekran ufaktı. Yangın suretini vermiş diye devam ediyor. E, yangın suretini vermiş diye manasız hezeyanlar, hezeyanlar ediyorlar. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet. Bunlar dalaletten gelen hadsiz bir cehalet. Bunlar cahil. Ma olayı madenle izah ediyor bitiyor. Tamam. Bu elma nasıl oldu kardeşim? Vallahi gübreyi koydum. Allah onları kullanıyor gübreyi, toprağı, ağacı kullanarak gıdayı bize veriyor. Burası burası esbab alemi. Depremi kullanır. O, tsunami, tsunamiyi kullanır. Suyu, bazen de havayı kullanır. Kuraklığı kullanır. Yağmur vermez. Bazen kanseri kullanır. Allah memleket Allah'ın ya. Malikel mülk. Mülkün sahibi Allah. Yetesarefe fi mülki keyfe yaşa. Mülkünde istediği gibi tasarruf eder ya. Onun mülkü. Ama adam ne diyor? İlle ısrar ediyor. Madenle bitiyor. Dedin anlattığın doğru ama o düzeni kuran ve onu edeni niye anlatmıyorsun? Bu, sureti Tabi sureti bu. Dalaletten gelen hadsiz bir cehalet ve zındıktan neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle Allah vermiyor. Temerrüt inat ediyor. Bak dalaletten gelen hadsiz bir cehalet zındık kadar neşet eden çirkin bir temerrüt sebebiyle yapıyor. Ha, Oysa esbab yalnız bir bahanedirler, bir perdedirler. Esbab bahanedir, fayatı bahanedir, fayatı perdedir. Perde, perde, bahanedir. Çünkü niye? Umumi bir şekle girmesinin sebebi umumi bir tövbe ve istiğfar icap eder. Ama ben bu Türkiye ve dünya Müslümanlar adına seviniyorum. Herkesin seferber olması bir intibattır bir sadaka makbuledir. Allah'ın hoşuna gidecek bir fiildir. Tab durmasının sebebi maksadı yerine gelmesi lazım. Tesadüfe, tabiata, kendi kendine dersen devam edecek. Evet, sistemi kuran Allah'tır ya Rabb, estağfurullah, istiğfar ya Rabbi. Deyince hem ölenlere iyilik yapıyorsun, hem kalanlara iyilik yapıyorsun. Kendi kendine oldu dersen hem ölenlere kötülük yapıyorsun, hem bu bütün Türkiye'deki olanların uyanmasına, sadakana verdiği hayır hasenata anlamsızlaştırıyorsun. Oysa gönderdiği kaza peynire sadakadır. Halik arz ve semavat dahi değil hususi bir rububiyet. Belki bütün kainatın, bütün alemlerin Rabbi ve hakimi haysiyetiyle, külli ve geniş bir tecelliyle, külli ve geniş yapıyor. Bir de size bir müjde vereyim. Büyük Barla'dan söylüyor arkasını sormayın. Allah'ın izniyle hissediyorum ama diyemem. Açın bar barlayı bak. Peki size söylüyorum. Bak. Barla da diyor. Musibetler diyor. Büyük musibetler büyük hayırların şeyidir, başlangıcıdır. Size söylüyorum. Küfürsüz iman var mı? Yoktur. E, küfrü inkar edersen, reddedersen iman olur. Ademsiz vücut var mı? Yoktur. Yalnızsız doğru var mıdır? Yoktur. Eksisiz artı sayısı var mı? yoktur. E bu musibet ne musibetidir? Memlekete umumidir diyor. Umumi bir rahmetin, umumi bir inkişaf, umumi bir acayip bir ittiyat-ı İslam'ın mukaddemesidir. Büyük bir sadaka, büyük bir sonucu iktiza eder. Büyük bir ihsan ve lutun habercisidir. Büyük sadaka. 1 lira verme ile 1000 lira vermenin sonucu aynı olur mu? Katiyen ayet ifade ediyor ki dünya dönmesi ve titremesi Allah'ın vahiy ile döner, ilham ile titrer. Amerika kimmiş? Hollywood filmlerini seyret. Daha lazer sistemini Türkiye sahada kullanıyor Libya'da. Amerika daha çalışıyor. Onu da söyleyeyim size. Türkiye o Hafter mi ne? O tarafın aldığı Amerika, Fransa ve Çin insansız hava araçlarını Türkiye lazerle düşürdü. İlk defa sahada gözüktü. Daha Amerika çalışıyor. Türkiye lazeri sahada kullanıyor. Ve menzilini de diyemem dedi. Menzili ne demek biliyor musun? Sen onu Akıncı denilen insansız hava takarsan onların uyduları tek tek kuş gibi avlanacağını düşün. Akıncı'ya o lazeri takarsan onun uyduları düşerse ne demek? uçak gemisi, uçağı, F-16, F-35 çöp. Uyduda füzeler, uçaklar, uçak gemileri, yolcu uçakları neyle çalışıyor? Rotayı. Uyduyla. Uydu devre dışı olursa ne olur? Hepsi bitti. Abi oku, barla oku, oku. 223 barla laikası. Ha. Büyük felaketler güler yüzlü intibahlar doğuruyor. Büyük felaketler güler yüzlü intibahlar doğurur. Sonuçlar doğurur. Sonuç. Sonuçsuz süreç mi var? Geliyor çok şükür elhamdülillah. Demek ki katiyen ifade ediyor diyor. Katiyen şüphe etme. Allah yapıyor. Allah bu düzeni de Allah kurdu. Memleket ama ısrarla şunu diyorlar. Üç tane tabiattır. Kendi kendinedir. Sebeplerdir. Esbab yapıyor. Tabiat yapıyor. Kendi kendine oluyor. Dördüncü yol Allah yapıyor. Tabiat isaresi bunu is is Hani ma, onların söylediği bir hakikat yok mu? Diyor ki var ama düzeneğin adı. Tüf Adam nasıl öldü? Vallahi bu tüfekten çıkan mermiyle öldü de e bu düzeneği kuran, ona tetiği, o şey hedefi gösteren, hedefi alan, tetiği çeken onu nazar almadır mı? Tüfekle izah edersen maktul ölenin hukuku ne olacak? Gitti Niyazi, hiçbir değeri yok. Sebeplere, tabiata, madenlerin esba esbaplara versen, Allah'tan koparıp izah edersen vurmadan vuruldu. Hiçbir değeri yok. İzahı nasıl yapacaksın? Bu bu kadar yükün bir e, bu sıkıntı, bu kayıp, ölümleri mu, hiç mükafat vermeyecek misin? İmansızlık ne berbat bir şey ya. Hiçbir mükafatları yok mu bunları? Kalanların, üzülenlerin, o gönül verip de böyle duyup da izdirap çekenlerin mükafatı yok mu? Sadaka, üzülmek sadaka. Sodakay'dır yani. İntibahtır. Uyanıyor ya Rabbi onları da bizi diye. Diye dua ediyor ya. Nasıl? Sen onu uyandırabilir miydin şu anda biz? Bu konuşma heyecanlı konuşmada olur muydu? Şu anda hanım olsun, hanımlar olsun, erkekler olsun, çocuklar olsun, yaşlar olsun, bilim insanı olsun, cahil insanı hepsi bir tek vücut olup dua ediyor. Uyanıyor değil mi? Tabi Arttı tabii ya. Bunu nasıl ki olacak? Müslümanın hiçbir kaybı yok. Bir tane söyleyin bana kaybı Allah aşkına ya. Ha devletin milli serveti gitti. La milli servet gitmedi. Milli servete ne kazandıracağını aşağıdan çıkan madenleri görecek sonra. Yerin o insanoğlunun ulaşamayacağı madenler yukarıya taşınıyor. Niye böyle Afyon'da kaplıcalar, Kütahya'da ka kaplıcalar, Erzincan'da var da başka yerde yok. Bu sıcak kaplıcalar geçmişte çıkan o depremlerle Allah'ın insanı maden suları, kaplıca suları, madenler, oradan çıkan toz şeyler, toprak tabakaları. Ama Evet. Peki ölen nedir? Ölen fani fani ömrünü bekaya ihale ile değiştirdi. Kimisi o şekilde şehit olur, kimisi savaşta şehit olur. E ne ile şehit olurlar diyor? Şurada söylüyor. Zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş, bir de hamileliğin ilk günüyle doğum yapsa kadın 40 gün nonsalık arasında hamileliğin ilk günüyle doğum yaptı 40 gün arasında vefat eden ey imansa o da şehittir. Zelzele ile ölen imanı varsa fırtına ile fırtınalar var ya deniz fırtınaları ağaçların devirdiği fırtına. Tufan ne demek biliyor musun? Her tarafı kaplayan çok şiddetli yağmur ve sel şiddetli fırtına, yağmur ve sel felaketi, toprak kaymaları ile. Taun ne demek? Bulaşıcı hastalıklar, korona gibi. Ondan sonra başka çaresi bulunmayan hastalıklarla, kanser gibi. Çaresi olmayan. Sonra ateşle yanan. Bunlar hep şehit. kaybettiğine bak. Zaten Allah mülkü be kardeşim. Neyi nereye kime satıyorsun ki? Ama Allah alıyor. Şehitlik mukabilinde alıyor. Peki Depremle mi öldü? Hayır. Öleceği için deprem sebep oldu. Deprem olduğu için ölmüyor. Öleceği için depremlere isabet etti. Allah'ın tayin etmiş olduğu, biçmiş olduğu ömür bir dakika ileri gitmez, bir dakika geri gelmez. Bir an diyor değil mi Bediüzzaman Hazretleri? İleri gider mi? Gitmez. Geri de gelir mi? Gelmez. Peki deprem olduğu için mi öldüler? Öleceği için mi depreme isabet oldu? öleceği ömrü bitti, deprem sebep oldu. Ömrü bitti, kanser sebep oldu. Ömrü bitti, kalp krizi sebep oldu. Yoksa kalp krizi geçirdi de ölmüyor. Yuhyi ve yumit. La ilahe illallah ve la şenikele. Lehül mülkü ve lehül hamdü yuhyi ve yumit. Ve huve hayyun la yemut. Bidin khair Ve huve ala şeyin kadir. Yuhyi ve yumit. Öldüren kim? Deprem. Öldüren kim? Kanser. Öldüren kim? Kalp krizi. Yok. Allah ben yapıyorum diyor. Allah yapınca ücretini Allah'tan alacaksın. Kanser yapıyorsa hiç bir alamayacaksın. Git. Ama kanserin hükmü yok mu? Allah kardeşim. Eceli geldi kanseri vasıta yaptı. Eceli geldi trafik kazasını vasıta yaptı. Eceli geldi depremi vasıta yaptı. İman, nur imanla. Bak neyle başlıyorum? İman ile istinad edip intisabını bilen. iman ile ben nereye? İman neyi veriyormuş biliyor musun? İman bir intisaptır. İman bir... intisap ne demek? Ba. Ne demek? İman seni aslına nispet eder, nesebine bağlar. Nesebin, nesebiniz var değil mi hepimizin? Nerelisin? Kütahyalıyım, bilmem nesiyim. Hangi ilçenin şu? İnsan nesebi var değil mi? Babası var, dedesi var, dedesinin dedesi yok mu? Nereden geldiğini söyler. Kim? Nesebimiz. Hani derler ya, nesepsiz adam gayrimeşru demek. Nesepli adam soyu belli. İman ne yapıyor? İman ruhun nesebini söylüyor. İman ruhun nesebi Allah'tır. Kaynağı Allah'tır. İman diyor bir intisaptır. Bir intisaptır. İntisap nispet ediyor seni. İman hem nurdur hem kuvvettir. İntisap bu çok önemli ha. Sırt bunu söylesek yetiyor. İman seni aslına sahibine nispet ediyor. Bağlıyor seni. Nesebin benim soyum o. Ruhumun nesebi Allah'tır, bedenin bedenin nesebi babam dedemdir. Ben e, bedene nesebim rizelim, ruhen Allahlıyım. İman yapıyor bunu. İman ile intisap edip, intisap bir bağdır. İntisabını bilen, intisap nesebini bilen, ha benim ne? Sen kim ya? Kütük nedir ya? Devlet arşiv açtı. Işte. Nesebim orası. Allah ya. Elestu bi rabbikum. Kalu bela. Orada babam da aynı dedi. Babamla ayrı demedik ki. Kıyamete kadar bütün ruhlar Elestu bi rabbikum. Kalu bela dedik. Babam da dedi, benim çocuğum da dedi. Ruhun yaşı yok ki. Dünyada birkaç sene yaşasan, uzun yaşa kız fark etmez ki. Ruhun yaşı yok. Peki ruh nesi var? Ruh için büyük, küçük, az çok yoktur. Ruh için hak var, batıl var, iman var, küfür var. Uzun yaşamak değil. Doğru ve yanlış yaşamak var. İman ile intisap edip intisabını bilen ha bildik. Tamam ne sebeple ne sebimle bakacağım. Elbette öyle bir noktayı istimdat bulur ki nokta istinat istimdat ise iman nesebini şöyle diyor. istinat şu. Allah'a iman dayanma. İstimdat ise imdat bu feveranıma cevap veren demektir. iman senin feveranına İmdat istemene verilen cevaptır. Noktayı istimdat. İmdat istenene, isteyene verilen cevap yeri. Ne demek o? Şimdi yapayım. Beka istiyorum. Fanilik istemiyorum. Bir anda her yerde olmak istiyorum. Şehit olmak istiyorum. Cennette olmak istiyorum. Dünya bunu cevap verebilir mi? Bu isteğime veremez. Kim verecek? Neresi verecek? Beka istiyorum. Neresi verir? Ahiret. Nokta istimdat. Ahirete im ahiret cevap veriyor. Beka istiyorum. Evet istiyorum. İmdat bağrıma verilen cevap ahiret. Olayları ne ile izah edeceğim? Nereye dayandıracağım? Nereye yaslanacağım böyle? noktayı istinat Allah'a iman. Allah ile izah edeceğim. Ahirete göre yaşayacağım ki ahiret benim fıtratıma verilen cevaptır. Ahiret isteklerime verilen cevaptır. Allah ise aslıma verilen cevap. Aslım benim. Onun için Allah'a ihtiyaçtır. Elbette öyle bir noktayı isti, istimdat bulur ki iman ile en etna derecesi, en küçük imanın en küçük derecesi hadsiz ebedi emellere medet verip idame eder. Emeller var ya arzulara. Arzulara Allah o arzuya verilen cevap küçük. Ne istiyorsun? Ben belki basit gibi. Mesela hasta olmak istemiyorum, yaşlanmak istemiyorum. Her an her şekilde değişmek istiyorum. Küçük bir emel işte. Bunun orası cevaptır. Orası ahiret cevaptır. Medet verip idame eder. Hem o ayetin hakikatiyle. Hangi ayetin? Sebbehe lillahi <Sessizlik> ma fi semavati vel ardi ve vel azizul hakim. Lehul mülkün semavati vel ardi yuhi ve yumit ve şeyin kadir. Allah Allah. Semavati <Sessizlik> paşa Allah. Allah. Ha, diyor ki o ayetin hakikatiyle okudum ayet. Ne, belki şeyi merak ederler. 57. sürenin 1 ve 2. ayeti, 59. sürenin 1. ayeti, 61. sürenin 1. ayetinde geçiyor. Mealen göklerdeki ve yerdeki her şey Allah'ın mukaddesliğini, münezzehiyetini ilan ediyor. O üstün güç sahibi ve her şeyi yerli yerinde yapandır. Göklerin ve yerin hakimiyeti, göklerin ve yerin hakimiyeti fay hattının da hakimiyeti, idaresi onundur. O diriltir, o öldürür. Fayat öldürmez. O her şeye gücü yetendir. Gördün mü? Sebbehellillahi finse ma Doğru okudun mu? Hafız. Ya. İki tane hafız yan yana. Allah ziyade etsin sayılarını. O ayetin hakikatiyle imanın ziyasından gelen nur. O ayetin hakikati iman bana bir gözlük verdi. Nur nur ile öyle parlak bir surete tecelli etti ki o zulmatlı olan cihat-ı sitti gündüz gibi aydınlattırdı. İman bana öyle bir gö gözlük verdi ki zifiri karanlıklı olan bu Maraş depremini o fay hattını karanlıklı yav. taşlar arasında çocuk çıkıyor. Ne abi harabezadele bakıp da çocuğun oradan çıkmasına hası fikri diyorsun. Hep bu mu yani? Masul çekiyorlar onu. Vay. Hep bu mu yani? Zulümatlı, korkunç, karanlıklı, vahşet huu, değil. Sana iman bir nur verdi. Bir bakış değil, altı yön bakış. Sağ, solla bakıyorsun. Üstten, alttan, önden, arkadan bakıyorsun. Altı yönlü bakış verdi sana. Sırf buna bakarsan gitti kardeşim. Ya itikadın gitti, ya teslimiyetin gitti, ya psikolojin gitti. Gitti de gitti, her şeyin gitti işte. İmanın ziyasından gelen nur öyle parlak bir surette tecelli etti ki o zulmatlı olan cihat-ı sitteyi gündüz gibi aydınlattırdı. Yani o karanlıklı gözüken o zahirdeki görünüm zahiri aldatır. Zahir görünüşü arkasındaki nurlu alemleri gösterir. Çünkü bu medrese bak ne olmuş. Çok acayip ha. Maraş'ta medrese yıkılmış. Bir tane yıkılmış. Ondan sonra ee, bir onu hatırlıyorum. Şeyde de Antakya'da medrese yıkıldı. Şimdi bakın şimdi. Çünkü bu hadiseden medresem 2, bu şehir 3, talebem Yavuz Selim, Nur talebesi. O şehit oldu eşiyle beraber. Bak aynı söylüyor. Bu bak Maraş depremine bakın. Medresem bu şehir talebe ve dostlarımın arkalarından kalıp ağlamak vaziyetini Şöyle aydınlattırdı. Yani medresemin, o şehrin, o ölen ehlimanın, benim talebelerimin ve arkada olanlara, onlara bakıp da üzülenlere ağlamak olanlara şöyle baktırdı. Hem gidenlere hem kalanlara. Neymiş? Ahbabın gittikleri alem karanlıklı değil. Öğlen karanlığa gitmedi ahbapların o vefat edenlerin gittiği yer karanlıklı, hiçlik, yokluk, kimsesiz. Başına böyle bir sahipsizlikten gelmiş de başına bal gelmiş değil. Ahbabın gittikleri alem karanlıktı değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler. Maraş'ta olacaklardı. Cennette oldular. Cennette işte Allah diyor ki cennette yaşasın tamam yeter. Yerlerini değiştirdim diyor. Tak tak. Tak tak. Yerini değiştirdim diyor. Yalnız yerlerini değiştirdiler. Şehir başka bir şehir oldu. E, be, görmeyecek miyim ben bu kardeşim Yine görüşeceksiniz diye ihtihar etti. He? Güneş de açtı ya, Yine görüşeceksiniz diyor. Ağlamayı tamamen kestirdi. Ay. Peki ağlayanlara ne diyor biliyor musun? Belki ömrüm yetmez, mümkün değil. Şimdi ders etmez. Onlara şöyle diyor. Şimdi demiri ateşe sokarlar. Niçin? Yumuşasın. Ondan sonra örse koyarlar şekil vermek için. Bıçak böyle. Yani demir ateşe sokulunca ondan sonra vurunca şöyle çekişte şekil alır. Yoksa soğuk demire şekil almaz. Tam soğuk demire vursan tam onun için ateşe sokarlar şekil almak için, güzel ve menfaat şekil vermek için. İnsan da bir demire benziyor. Şekil almıyor. İlle deprem, kaza, hastalık, musibette bir yumuşuyor. Ondan sonra estağfurullah ya Rabb'im. Estağfurullah, estağfurullah. Şekil alıyor. Şimdi bu kalanlar da bu depreme üzülenler de ateşe sokuldu. Şefkat ateşine yumuşadı. Estağfurullah. Estağfurullah diyor. Yani şekil almamıza vesile oldu. Ya. Hatta bu şekil almasına da hamd ediyor. Neymiş biliyor musun? O şiddetli haletin yani depremden deprem olanlar ölenler öldüğünü bilmez. Ölecekler ölmeyi şu anda bekleyenler bizler. Şiddetli bir halet var bizde. Onlara diyor ki o şiddetli haletin tesirinden gelen gaflet ile uu acaba kendi kendine mi oldu? Orada olmasaydı keşke ya o memur olmasaydı. O gün çıksaydılar da. Şöyle bir sürü keşkeler var ya ateşi artıran psikolojiyi artıran gaflet ile kainatın mevcudatı bir kısım düşman ve ecnebi. depremi fay hattını ateşi zelzeliği taunu koronayı ecnebi. bir kısmı müthiş cenazeler diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde gafil nefsime tevrim ile gösteren bu korkunç devayı nuru iman ile aynı lakin gördüm ki peki nedir o Düşman diyor bak, gafletle düşman, zelzele düşman, fırtına düşman, tufan düşman, taun düşman, ateş düşman. Oysa diyor ki, kainatın mevcudatı bir kısmı düşman ve ecnebi, oysa sana hizmet eden, senin bekana, cennete gitmene vesile olan bir kısmı müthiş cenazeler, diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde. Yani deprem of hayatına olanlar kim? Kimsesiz. Eğer ki birileri olsaydı orada ezilmezdi. Haş haş uyduruyor. Eğer inandığınız Tanrı olsaydı orada sizi yapmazdı. Çünkü bak bize olmuyor. Oğuz geçmiş olsun sana ey gavur. Senin suçun senin suçun ahirete kaldı. Kabaatlar karakolda yapılır. Gel lan buraya Furkan. Gel. Niye kavga ettiniz lan? Kabat iki tokat en fazla bir iki gün zindan çıkın bir daha yapmayın cinayetler neresi varlar karakola edebilir mi cinayetler ağır cezaya kabatlar karakolda hadi iki tokat bir akare dit bir daha yapma Müslümanlara suçlarından dolayı ahirette kalmasın diye hata kusurlarına tak 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 karakolda veriliyor dünya kafirin ise imansız olduğundan cezası buraya kaldırmaz. Siz istediğiniz gibi yaşayın. Ahirete mahkemeyi kübreye bırakılıyor. Müslümanlara tacilen acele yapılarak dünyada cezası veriliyor. Bir suça iki yerde ceza verilmiyor. Burada verdi orada yok. Burada vermedi orada var. Müslüman kafire tecil ile e tecil ile oraya bırakıyor. ne ee, haber? Benim benim Allah'ım sana göre Tanrım seni bıraktı oraya. Beni daldı buraya. Nasıl geçiyordu o şefkat tokatının sonundaki bir şey var. Ed dünya sicnul mümin ve cennetül kafir. Tamam. Ed dünya mümin ve cennetül kafir. Ne demek? Müslümana dünya cehennem gibidir. Kafire cennet gibidir. Niye? Müslüman imanının karşılığını bir tamamya değil. Küçük bir kırıntısını burada faydasını yaşıyor. Ama kusurunu tamamen burada görüyor. Ed dünya mümin ve cenneti. Ama Ahiretteki cennetine göre dünya müminin cehennemi gibidir. Cennetine göre. Kafirin ise dünyası cehenneme gidecek ya. Cehennemine göre dünya cennet gibidir. E dünya mümin ve cennetül kafir. Dünya müminin cehennemi kafirin cennetidir. Nere? Kafirin sonsuz cehennemine göre dünya nedir? Cennet. Müslümanın sonsuz cennetine göre dünyadaki sıkıntılar nedir? cehennem gibidir. Diş ağrısı, kanser, deprem cehennem gibidir. Sonsuz cennete gidecek. Ne haber? Kafir. Ha. Ka kainatı mevcudatı nedir o? Zelzele, fırtına, taun, tufan, ateş gibi şeyler, düşman, ecnebi. Bir kısmı müthiş cenazeler. Diğer kısmı ise kimsesizlikten ağlayan yetimler suretinde. Vallahi etmem tek başıma kaldığımda gıdasız olmuştu, şu olmuştu da Allah da beni herhalde kenarda unuttu da kanser oldum. Yo kimsesiz Allah'ın yetimler suretinde değilsin. Gafil nefsime tevehüm ile gösterilen bu korkunç devayı nuru iman ile aynı yakin gördüm ki nuru iman. İman nuru ile ne görmüş? O ecnebi düşman görünenler birer dost kardeştirler. Deprem ka ka zelzele kardeş olur mu? Düşman gözüken zelzele ecnebi düşman görünen zelzeleler birer dost kardeştirler. Olan benim kardeşim beni altına koyar. Çünkü biz suretini aldanıyoruz. Suret aldatır. Bazen görmüyor musun? Hi -hi -hi -hi. Altını <laughs> buşun görürsün. Bak. O korktuğumuz depre şeyler. Zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş. Neymiş? Düşman görün, görünenler birer dost kardeştirler. Niye? Sonuca göre süreci yürütürsen kurtulursun. Bir daha. Bu işlerde Bakış tarzı şu. Sonuçtan süreci yönet. Yapayım, uygulayayım. Depremde ölen nereye gitti? Nereyesine? Cennete. Cennete gitti. Sonuç mu bu? Sonuç. Deprem nedir ona göre? Hiçbir şey değil. Hiçbir şey değil. Sonuca göre süreci takip ederseniz zelzele, korona, taun, tufan, kanser hepsi hiçbir şey değil. O kadar. Sonuca göre süreci takip edersen onun sıkıntısından sıyrılır, menfaatine dönüşürüz. Formül söylüyorum bir daha. Her şey evlilikte de öyle. Sonuç, çoluk çocuğumu, evladı yalemi ben bu sıkıntıdayı olsayım boşanmayacağım. Biz dünyada da eş olduğumuz gibi ahirette de eş olacağız. Asla boşanmayacağım. Sonucu tutarsan evlilikte gelen, başımıza gelen sıkıntılara tahammül olur. Sonuca göre süreci yönetebilirsiniz. Sonucu belli değilse süreci yönetemezsiniz. Sonuçsuz süreç nedir? Vallahi ben ne yapacağım ya? İkide bir formül değişiyor. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam, okusam mı, gitsem mi, gelsem mi, şunu yapmasam, ya dershaneye mi bıraksam, şunu mu yapsam? Sonuç yok. Süreç acayip. Canım sıkıldı dershanede. Ne yapayım? Ee, okuduk, külliyatı da hakim olduk, lügatı da bildik. Tamam? Sonuç yok. Süreç. Süreç peki ne? Hangi yollara çıkar? Bir sürü yol var. Bak Sonuçsuz süreç, yorumlamak, fikir. Uhu, bir sürü çıkmaz yollar var. Ama sonuç nedir? Cennet. Şehit oldu. Sonuç depremde şehit oldu. Süreci yönet o zaman. Ka depremle gitti, ka kanserle gitti, ka boğuldu, ka çocuk doğurmaktan öldü, ka koronadan öldü. Ne ile ölürse ölsün. Sonuç bu. Ve deprem gibi şeylerle ölümün o acısını da hissetmedi. Zaten o bilmiyor ki. Mesela şöyle. Yatıyorum. O anda rüya görsem horlamamı duyar mıyım? Yok. Bu horlamayı bu duymuyor. Ama rüyadaki gördüğüm kişilerin sesini duyuyor. Duyuyorum. Kendi horlamamı duymuyorum, rüyada gördüğüm sesleri duyuyor. Gözüm kapalı rüyada oho! Burada yatıyorum, rüyada dolaşıyor. Burada karanlık oda, rüyada aydınlık memleket. En basiti bu. O depremde ölen hala yatıyor. Hala yatıyor hiçbir şey anladı yok. Hop geçti oraya. Ondan sonra hiç öldüğünü bilmiyor. Hala kalktı sabah kalktısını yapıyor Yavuz Selim eşiyle. Kahvaltı yapıyor çocuklarıyla şey yapıyor falan. Hala kahvaltı yaparken ki geçiyor Risale'de. Kıyamet kopunca ne oluyor ya? Kıyamet mi? E, ulan ne çabuk koptu. Usta şey diyor, keşfel kubur ya, kabir ehlini keşfe eden evliyalardan usta. Mezarda baktı güldü. Molla Resul eski talebelerinde Molla Resul abi diyor ki, ustadım demiş, niye güldün demiş. Bir kadın namaz kıldı, tesbih çekerken tesbihi koptu, tesbih diziyor dedi. Ha kaç yüz seneden beri. Kıyamet kopacak, hala tesbih dizerken kıyamet kopacak zaman aşımını bilmiyor. Kıyamet koparken diyecek ki, ne oluyor? Deprem kop şey kıyamet kopuyor. Lan kıyamet kopuyor. Yok bu tespih geçiremedim ya diye ona üzülecekmiş. Oysa ölmüş haberi yok. Abi de savaşın, e şu anda aynı devam ediyor. <laughs> He? biz kardeşim biz sıkıntı çeken biziz. Yani biz de nur imanla değişti. Demek ki bunlar dost şey düşman değil. Zelzele, fırtına, tufan, taun, ateş düşman değil. Neymiş? Ee, düşman gibi görünen birer dost kardeştirler. Niye sonuç cennete götüren beni düşman olur mu? Cennete beni ulaştıran araba şer olur mu? Bana iyilik yapan adam benim düşmanım olur mu? Ve o müthiş cenazeler ise cenazeler yok mu? Şeyde vefat edenler kısmen hayatlar, kısmen hayatlar onlar. Seviyeleri varsa, yani derslerle alakası varsa, onlar hayatta ölmemiş gibi. Kimisi ünsiyetkar, kimisi vazifeden teris edilmeleridir. Yani şehit derece derecedir. Adam imanı var o kadar teris edildiğini teris edildi ama bilmez. Ama seviyeli bir Müslümansa Yavuz Selim gibi o hayatlarmış gibi icraatı var gene. Aynı telakki edecek, ilim yapacak, ilim yapacak, telakki edecek, eğitim yapacak. Kıyamete kadar ehli iman berzahta eğitimi devam ediyor. Öğrenmesi devam ediyor. Yükselişi devam ediyor. Durmak yok. Ama bir sürü taşlar gördü. Ameliyat yapılırken narkozu yediğim zaman vücudumdaki ameliyat hissediyor muyum? O da narkoz gördü. O anda bir halet veriyor. Allah Müslüman öldürmeden önce cesedine müdahale edilmeden önce ruhu alıyormuş. Biliyor muydunuz? Cesedi paramparça olmaz, olmadan hissetmesin diye ruh önce çıkıyor. Duydun mu? Şimdi sen söyle. Ee, <laughs> savaşta diyor öldü yerin altında. Ben diyor Keşvel kuburla manevi aleme geçtim. Ubet denilen şey yeğenim hem talebem savaşta diyor Rusya savaşında. Bir baktım ne yapıyorsun dedim diyor. Oo seni öldüğü zannettim amca diyor. Kendisi şehit olmuş diyor. Haber yok. Benim benim öldüğümü zannediyor diyor. Benim öldüğümü zannediyor diyor. Bana üzülüyormuş. Aa amcam acaba öldü mü? Amcam şehit mi oldu? Kendisi şehit diyor. Yani büyük zatlar ile ikisi ahireti beraber görüyorlar ya. Ya. Demek ki ve o müthiş cenazeleri ise o mesela topraktan çıkan cenazeler kısmı hayatlar. Aynı vazifesi yapıyor. Bazıları ünsiyetkar. Kendi halinde hale adam. Bir kısmı da vazifesi teris edildi. Yani uyuyordu. Uyuma hali devam ediyor. Kimisi vaz terakkisi devam ediyor. Bir kısmı ise Canlı hayattaymış gibi hala dünyada da icraatı var. Dünyaya benzer bir surette bir dünya veriliyor. Evet dünya veriliyor. Ve o ağlayan yetimlerin vavelyaları ise peki kalanların çocukları, karısı, çocuğu, e, anne babası nedir? Onlar için de diyor ki zikir ve tesbihin zemzemeleri olduğunu. Ben zikire baktım. İnsan zikir nedir böyle kalanlar var ya hani işte depremden üzülenler öğretmendi kızım oğlum orada gitti tanıdıklarımız şunlar bunlar gitti veya üzülüyoruz ya. Arkadakiler ne yapıyor? Kur'an okuyor, tesbih diyor. Zikir ve tesbih zemzemeleri olduğunu, Kur'an okunuyor vesaire. Onlar ne demek biliyor musun? Tesbih ve şu, zikir şuymuş. Zikrin en eftali, eftalu zikr, Kur'an okumak. Kur'andır. Nedir Kur'an? Kur'an sana neyi getiriyor? Ad, fark, noksan, kusurunu deruhte edip kulluğunu şuuruna ermekmiş. Ad, fark, noksan kusurunu derühte edip kulluğunun farkındalığını veriyormuş. Deprem, zelzele, tufan, kanser, acizliğini, fakirliğini, noksanlığını, kusurunu derühte ediyorsun. Ya Rabbi diyorsun bu zikirmiş. Tesbih ise subhanallah subhanallah ile başlar, kaza namazına başlamakla devam eder. Kaza orucuna başlamaktır. İlle söz değil, eylemseldir. Aynı zamanda zemzemeleri olduğunu. Zemzem. Ant, fark, noksan, kusurun devruhte edip kulluğunun farkındalığı ile tesbih, eksikliğini anlayıp kulluğunu takınır, isyan etmez. Nur iman ile göründüğünden. Bunlar nur iman ile olur. Kumbaraya para atıyoruz. Niye? Zor durumda, zor günümüzde yardım etsin diye. Biz iyi günlerde gençken risaleleri okuyoruz, Kur'an okuyoruz. Her dakikamızı kumbaraya atıyoruz. Sonra deprem, hastalık, kanser, ölüm, ahiret gelince kullanacağız. Kumbaraya bir şey yok. Para ihtiyacım var. Geçmiş olsun. Nuru iman ile göründüğün, göründüğünden o hadsiz nimetleri menba olan imanı bana veren Halik-i Zülcelal'a hadsiz hamd ediyorum. Ve bu dünyada bu dünya kadar büyük hususi dünyadaki bütün mevcudatı hamd ve tesbihat ilahi tasavvur ve niyetim ile istimal etmek bir hakkım olduğu noktayı nazarından bütün o mevcudatın her birisinin ve umumunun lisan halleriyle beraber Elhamdülillahi ala nuril iman deriz demektir. Hem o gafletkarane haleti müthiş eden yani depremde ölmeyen bizler için gafletle Allahsız düşünmekten haleti mütişe, Acayip müthiş halet var şu anda. Uf. Halet müthiş eden Hiçe inen ezvakı hayat yani hayatın zevkleri bitti. Yani haletim bir var, hayaletim bozuldu. Yemek yemiyorum, yatamıyorum. Ezvak ezva hayat gitti. Yani hayatın zevkleri zevkleri derken meşhur yani. Normal yaşama şeyi, tadım kaçtı ve bütün bütün çekilip kuruyan emeller. Ya ne yapacağım ya? Artık çalışmasak mı ya? Bir anda geliyor. Adam çalıştı, çalıştı. Bütün her şey bir anda gitti. Yani emelleri de kuruyor. Sanki kuruyan ta Ta büyük bir, büyük, büyük bir tarla vardı, su çekildi, kurudu. İnsanın emelleri de ümitsizlikle kurur. Bu ya siyaha, insansız sabah araçları ne oldu biliyor musunuz? Kafirlere Allah yeisi gömdü, yeis uyandı. Müslümanlara ümit. Biz yaparız ve geçeriz ve geçtik de diyor. Şu anda geçtik de. Geçtik, i̇nsanı öldüren yeistir, insanı dirilten ümittir. En büyük silah işte. En büyük silah yapıldı kardeşim. Kafirlere Allah yeisi koydu. Müslümanlara ümit ve güven koydu. Bitti ya. Yani. Hem gafletkarane haleti müthiş hiçe inen ezva kahyat bütün bütün çekilip kuruyan emeller en dar bir daire içinde sıkışıp kalan belki mahvolan şahsıma ait nimetler, lezzetler birden başka risalelerde katı bir surette ispat ettiğim gibi ettiğimiz gibi nur iman ile kalbin etrafındaki o dar daireyi öyle genişlettirdir ki kainat içine aldı. Yani nuru iman küçük o zahirde gözüken hadisenin arkasını alarak o hadiseden sonucu olan ahireti bize gösterdi. Külli bir nazar. Ağacı neveli var, çekirdek. Ahiri var, meyve. Zahirisi var, görünüş. Batınız var, içinde çalışan sistem. Nur iman bütünsel sana gösterdi. Depremin arkasındaki cennet bahçelerini sana gösterince nur iman gösteriyor. Nur iman olmasa bu dersi de Aa, ne anlatıyor ya bu ya. Ne diyor ya bu? Öyle der. Nur iman girmemiş ki anlatsın. Ne oldu? Vallahi fay attı sana karı versin. Malın gitti. Ne işe yaradı? Hiç. Öldü ne işe yaradı? Hiç. Hiçbir karın yok. Ni kim yaptı? Çünkü fay attı. Ama Allah yap, yaptı dersen ömrün şehit, malın sadaka. İstediğini seç. Hangisini istersen onu seç. Fusuli gittiğini seç, o yolda çık. Bu bire sonsuz verilen karşılığı da seç, o da sana ait. İstediğini seç. Zorla adamı cennete koyacak halimiz yok hocam. Peygamberimiz öyle diyor Allah. Sen tebliğ et diyor. Tebliğ et. Ve male resul illel bela. Peygamberlere ancak tebliğ vardır. Hidayet sen vermeyeceksin. Ben de layık olanlara veriyorum. Tabiat perest öyle. Esbat perest öyle. Kendi kendine oldu diyen de öyle. Gömüldü gitti. Neresi mezarlık? Fayattı onun mezarlığı. Peki Müslümanın nedir fayatı? Elbiseyi çıkarıp ruhu cennete gitti. İstediğini seç. Nur iman ile kalbin etrafındaki o dar, o dar daireyi öyle genişlettidir ki kainatı için aldı ve o horhor bahçesinde kurumuş lezzetini kaçırmış nimetlerinde dar-ı dünya ve darul ahireti birer sofrayı nimet. Allah'ın nazarında ahirette dünya eşit mi? Eşit. İman da eşit yapıyor. Dünya da bir sofra, ahirette bir sofra. Bak, dar dünya, dünya yeri, dar ahiret birer sofrayı nimetmiş. Bir sofradan kalkıp bir sofraya devam ediyoruz. Muaz öyle değil mi? Biz yemiştik ikinde. Bir de mesela iftih, oruçlarla yiyoruz. Bir sofradan bir sofraya. Sofrayı nimet ve birer tablayı rahmet şekline getirdi ne yapıyor? Bak neyle yapar? İman ne yapıyor? Göze, kulağa, kalbi gibi on değil yüz cihat insaniyenin her birini gayet uzun bir el suretinde her müminin derecesi nispetinde o iki sofrayı rahmana uzatıp her tarafında nimetleri toplayara, toplayacak bir tarzda gösterdiğinden. Göz, iman bak ne yapıyor? Göz, kulak. Burun değil, el, fikir, kalp, ruh. Bunlar elmiş. İman bu eli ahirete götürüyor. İman bu gözü oraya gösteriyor. İman Allah'ın o vaadini duyuyor. Kalp Allah'ın o vaadini seviyor. Akıl Allah'ın o vaadini düşünüyor. İman bunlara el haline getiriyor. İman daha biz dünyada yaşarken imanla beslenmiyor muyuz? Allah'a iman etmenin ahirette değil dünyada da karı yok mu? Allah'a iman etmek o ahirette ne işe yarayacak ya bitti o. Allah'a iman edirse insan dayanak noktası bulur. Ahirete iman edersen insanın fıtratına yön verir. İman ederek iman ettiğin şeyle besleniyorsun. Çocuk anasından beslendiği gibi. Biz meyvelerden, topraktan, etten beslendiğimiz gibi. Ehl-i iman Allah ile besleniyor. Meleklere imanla besleniyor. Ahirete imanla besleniyor. Hele hele kaderi imanla besleniyor. Ne ile iman edersen Allah seni onunla gıdalandırıyor. Bizim gıdamız Allah'tır, ahirettir, kadere imandır. Ee, onu 14. sayfa kastamında okur musunuz? Kadere iman ilacını mı diyor? Kadere iman oku. Halikime hasse şükür ederim ki her derdin en kutsi dermanı olan... Yavaş. Bak her derdin en kutsi dermanı olan imanı. O ve imanı bil kaderden kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Her derdin en kutsi dermanı olanı iman, imanı ve imanı bil kaderden ha, kazaya rıza ilacını imdadıma gönderdi. Ha. Demek ki Allah'ın kazasına rıza ilacıymış, ilaçmış. Bana gönderdi diye iç. Demek ki abiler nuru iman ile akıl, kalp, göz, kulak el gibi oluyor ahiretten daha gitmeden oradan besleniyorsun kökler gibi. Hem bu ulvi hakikati ifade hem o hadsiz nimete şükür için o vakit böyle demiştim. Dünya ve ahireti, bak Allah için eşit. Dünya ve ahireti nimet ve rahmetle doldurulmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkışaf ve imbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle. Bak dünya ve ahiretteki nimetlerin suretini değil hakikatını nuru iman ile inkişaf eden el, ayak, akıl, kalp, ruh ile oradan alıyorsun, besliyorsun. Bir daha okuyorum. Dünya ve ahireti nimet ve rahmetiyle doldurulmuş bir surette hakiki müminlerin nuru iman ve İslamiyetle inkişaf ve imbisat etmiş bütün hassalarının elleriyle o iki muazzam sofradan istifadeyi temin eden ve gösteren nuru iman nimetinin mukabiline o imanı bana veren Halikıma bütün zerrat vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demekti. O imanı bana veren Halikıma bütün zerrat vücudumla dünya ve ahiret dolusu hamd ve şükür elimden gelse yaparım demektir madem iman bu alemde bu tesirat azimi yapar madem iman fayın üstünü kaldırıyor kansere ayrı bir gözlük veriyor ölüme başka bir anlayış katıyorsa bak madem iman bu alemde bu tesirat azimi yapar madem iman böyle kutsi yüksek bir tesir veriyor bize elbette dünyada böyle ise dar bekada o imanla öyle semerat Öyle fuyuzat olacak ki bu dünyadaki akıl ile onlar ihata edilmez ve tarif edilemez. Ya o kalanı da bitiriyorum. Buradan başlamıştık zaten. Ahbapların gittikleri aleme karanlık alem değil. Yalnız yerlerini değiştirdiler. Yine görüşeceğiz diye ihtar etti. Ağlamayı tamamen kestirdi. Ve dünyada onların yerine geçecek ve benzeyecek olanları... Bulacağımı ifham etti. Evet lillahi'l hamd. Hem vefat eden Van medresesini İsparta ile ihya edip... ...aradaki ahbapları dahi daha çok daha kıymetli talebeler ve ahbaplarla manen ihya etti. Hem bildirdi ki dünya boş. Hali olmadığını, hali sahipsiz. Korona Maraş yolu. Ha, sahipsiz kardeşim öyle nasıl olsa geldi. Adam da geldi sinyali gönderdi. Allah da zaten haşa Tanrı da uyuyordu zaten. öyle Allah bıraktı bunlara. Kainattaki tasarrufu bu zalimlere verdi. Bize de vurup da vuruyorlar. Öyle mi ya? bana bildirdi ki man, dünya boş. Hali olmadığını. Harap olmuş bir memleket suretine suretini yanlış tasavvur ettiğimi. O düz oldu. Dil sureti böyle. Bir memleket suretini yanlış tasavvur ettiğimi belki maliki hakikinin hikmetinin iktizası ile Sunni insanların levasını değiştiriyor. Mektubunu tazelendiriyor. Bir ağacın bir kısım meyvelerini kopardıkça yerine yine başka meyvelerin geldiği gibi ve geldiği gibi nevi beşerde bu zeval ve fırak dahi yani ayrılmalar ve solmalar dahi bir, tede, bir teceddüttür, bir tazelenmektir, yenilenmek içindir bu. Ağacını kesmiyor muyuz böyle, budamıyor muyuz? Bu diyoruz, yaprakları dökülmüyor mu? Ha, niçin yapıyoruz bunu? Ağaca zarar vermek için değil. Bir teceddüttür, teceddüt yenilenmektir, tazelenmektir. İman noktasında ahbapsızlıktan gelen elimane bir üzün değil. Yani imansızın nazarında Sahipsiziz. Bizi birbirinden ayırdı korona. Bizi birbirimizden ayırdı fay. Sahipsiziz ya. Her şey yapıyor. Kanser bize yapıyor, vuruyor. Deprem bize vuruyor. Tufan vuruyor. Korona vuruyor. Ne bileyim ya. Kalp krizi de vuruyor. Ya kimse yok mu ya bu işlere bakan ya? Bu işin başında kimse yok mu ya? Allah bu işin başında değil mi ya? Aşağıda gürültü olsa Furkan. O çocuklar programı yaparken oldu. Namaz kılıyorum. Kime sordum bilmiyorum. Arkadaşlar aşağıda çok gürültü geliyor kimse var mı başında? Dediler ki Abdülkadir ile Furkan var. Ha, tamam. Niye? Tamam. Da bakmadım çıktım katıma. Şimdi bu olayda Allah Allah nerede? İşin başında. Tamam kardeşim de ya. İşin başında Allah varsa tamam konuşma daha. İman noktasında ahpapsızlıktan gelen el imane bir hüzün değil. Belki başka güzel bir yerde görüşmek üzere ayrılmaktan gelen Lezizane bir hüzün veren bir tazelenmektir. Ben Yavuz Selim'le görüşmeyecek miyim? Ben böyle bir Rabbim yok yani. Benim Rabbim bana da, bana verdi bu istemeyi, isteyeceği isteyeceğimi de verecek olan Rabb'dir. Vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Sonsuzluk arzusun vermişse sonsuz hayatı da verecektir. Demek ki geçici bir ayrıldık, görüşeceğiz. Hem o dehşetli vaziyetten, dehşetli değil mi? Kainatı mevcudatının karanlıklı görünen yüzünü aydınlattı. Görüyor musun? Bu karanlıklı gözüken şeyi aydınlattırdı. Ben de o vakit o halete şükretmek istedim. Vahırda vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Temassalavat. Şey noktasında, şimdi burada bu bölgede, Şimdi dediniz ya hayatını çok nazara veriyorlar. Bir de ikinci nazara verdikleri nokta devletin bu noktada hep yetersiz diye yani. halkı şey, kim, kim, kim ve nefret? Bir derecede halkın da motivasyonu kırıyorlar. Hani bu şekilde sürekli işte yardım gelmiyor diye provokatör yaparak Hani bu noktaya nasıl bakmak lazım? Yok bunu Mesela, bunu fil. hiçbir şey yapamaz mı abi, bu Ya hiçbir şey olmaz. Niçin olmaz? Fiil bu. Çünkü dünya kadar herkes orada. Yani bu bunlar bekliyorduk zaten. bunlar olmayacağından olamay olmaması lazım zannettiğinden üzülüyorsun. Bunlar zaten olacaktı. Niçin olacak? Kardeşim, Allah yaptığını bildiği halde fay diyen adam, Allah'a iftira eden ad adam Tayyip burada yoktur demesi normal değil mi? Devlet burada yoktur demesi normal değil mi? Peki küfranı nimet eden adam küfranı devlet etmesi normal değil mi? Küfranı nimet eden, Allah'a küfran eden adamın, küfranı nimet eden adamın küfranı devlet etmesi normal değil mi? Normal. Küfür küfürlü ne yapacak? Benim gibi, senin gibi şey yapsaydı, doğru olsaydı, dürüst olsaydı, yalan söylemeseydi. E peki bizim gibi olurdu da. Niye o zaman o kafir ki? Niye o, o ki nankör ki? Niye nankör? Niye nankör? Nankör olduğu için nankör. Biz nankör de olduğumuz demedik ki. Allah'a küfran nimet ediyor. Allah'ın verdiği nefesit ben kendi kendimem diyor. Allah'ın icraatını faya veriyor. E bu Allah'ın nimetini görmeyen adam devletin nimetini mi görecek? Bunlar gayet normal. Tabi her zaman. Her zaman bu ormanda çakalda bulunur kardeşim. Çakalda bulunur, domuzda bulunur, e, tavşanda bulunur, keklik de bulunur, Ceylanda olur, geyik de olur, güzel hayvan, keçi, koyun da olur, mübarek hayvanlar da olur. Niye? Dağdır kardeşim, dağ. dağ, dağ, dağ kartal da var, şey de var, yani kaz da var, her şey var. bunlar normal, önemli olan oradaki Müslümanların, yani ortada olan şuurlar tamam, bu uyanması, tövbe ve istiğfarına geçmesi. Hiç kimse hiç kimse onların demesiyle Allah'a e, uzak olmadığı gibi bir tanesinin demesiyle de Allah'a yakın olmuyor. Herkes kendisini ifade ediyor. Herkes o gelişen hadiselerde ben buyum diyor. Zındık hadiselerde ben zındığım diyor. Allah diyor ki Celle, Celle senin, siz, sizin bilmediğinizi, sizin derinliklerinizi ben biliyorum. Ama bir sebep yaratacağım. Sizin derinliklerinizin ortaya çıkıp siz de görün. Bu hadiseleri yapıyor ki. Sen nesin? Sen de gör. Ben kendi senin hakkındaki kanaatıma göre ahirette sana mükafat ve ceza vereceğim demiyor. Yaptıklarınızı göreceksiniz diyor. Tekrar El Fatih.